Yonka Müzik Market'e hoş geldiniz. Ben Ahmet Enes Polat. Bu videomuzda sizlerle birlikte Midex GLX700 gri ve kırmızı ses kartımızı inceleyeceğiz. Hadi kutumuzu açalım. Böyle bir kutuda geliyor ses kartlarımız. Biri kırmızı, biri gri. Bir tanesinin kutu açılımını yapacağım. Diğeri zaten aynı içerikte, ses kartını çıkartıp buraya koyacağım. Kutumuzun içerisinden bir adet kullanma kılavuzumuz çıkıyor. Ses kartımız çıkıyor. Type-C'den USB'ye bağlantı kablomuz çıkıyor. Şöyle, biri kırmızı, diğeri gri. Şimdi sizlerle birlikte gri olan modelimizin ses testini yapacağız. Kırmızı modelimizle her şeyle aynı, sadece kasası kırmızı. Hiçbir farkı yok. Ses kartımızın öncelikle üzerindeki düğmelere ve özelliklerine bakalım. Ses kartımızda 2 adet giriş bulunuyor. İlk girişimiz multi XLR. Buraya hem jack takabiliyoruz hem de XLR kablo takabiliyoruz. Hemen yanında bir gain potansımız var. Gain potansımız bu kanala taktığımız enstrümanı ya da mikrofonun ses seviyesini kontrol etmemizi sağlıyor. Hemen üzerinde artı 48V yazan bir tuşumuz var. Bu tuş da eğer buraya bir kondanser mikrofon bağladıysak ona güç vermemize yarıyor. Aksi takdirde mikrofonumuz çalışmayacaktır. Onun yanında bir tane line girişimiz bulunuyor. 6.3 mm jack girişimiz. Hemen üzerinde inst yazıyor. Buna bastığımız zaman ses seviyesini enstrümana göre ayarlıyor. Hemen onun yanında da bu kanalın ses seviyesini kontrol edebileceğimiz bir gain potansımız var. Gain potansımızın yanında bir kulaklık girişimiz bulunuyor. Kulaklık girişimizin hemen üzerinde bir monitör tuşumuz var. Monitör tuşu yani direct monitör özelliği. Eğer kullandığınız DAW programlarından sesler size gecikmeli olarak geliyorsa ve bu problemi çözemiyorsanız buradaki monitör tuşuna basarak sesinizi direkt olarak duyabilirsiniz. Gecikmelere maruz kalmazsınız. Onun hemen yanında bir monitör potansımız bulunuyor. Bu monitör potansımız hem kulaklık seviyemizi aynı zamanda arka tarafta bulunan right ve left referans monitör çıkışlarımızın ses seviyesini kontrol etmemizi sağlıyor. Arkadaki çıkışlarımıza bakıyoruz. Right ve left olmak üzere 2 adet bir referans monitör çıkışımız var. Hemen sol tarafında şurada bir Type-C girişimiz bulunuyor. Bu Type-C girişiyle bilgisayarımıza bağlantı sağlıyoruz. Ses kartımız 192 kHz ve 24 bit özelliklerinde bu örneklemeleri destekliyor. Şimdi bilgisayarımıza bağlayıp ses performansına bakalım. Midex GX2 kondanser mikrofonumuz ve Midex GLX700 ses kartımızın ses performansını yapacağız. Bunun için mikrofonumu ses kartıma bağlamam lazım. Hadi başlayalım. Bunun için bir XLR kabloya ihtiyacım var. XLR kablonun bir tarafını mikrofonuma takıyorum. Diğer tarafını birinci kanalıma takıyorum. Ki zaten ikinci kanalım XLR olmadığı için takamayacağım. Birinci kanalıma takıyorum. Evet, şu anda bağlantımı gerçekleştirdim. Fakat burada hiçbir sinyal görmüyorum. Çünkü kondanser mikrofonuma artı 48 vermem gerekiyor. Vermezsem mikrofonum çalışmayacaktır. Hemen üzerinde 48V yazan tuşuma basıyorum. Evet, gördüğünüz gibi burada ben konuştuğum zaman ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Eğer normal bir ses seviyesindeysem buradaki ışık yeşil yanıyor. Fakat yaklaştığımda gördüğünüz gibi sürekli kırmızı yanıyor. Buna biz peak diyoruz. Yani sesi çok fazla kaydediyor ve bu sesi bozuk kaydetmenize sebep olur. Bu yüzden potansımdan, gain potansımdan sesimi kısacağım. Evet, şu anda bütün bağlantılarımı gerçekleştirdim. Kayıt programı ve ses kartı bağlantıları ile ilgili bir problem yaşıyorsanız kartlarda bu problemleri çözdüğümüz video mevcut. Oraya gidip bu problemleri çözebilirsiniz. Şimdiye kadar benim Midex GLX800 ses kartımız ve Midex GX2 kondanser mikrofonumdan dinliyordunuz. Hala oradan dinliyorsunuz. Şimdi bu setup'a geçeceğim. Kaydımı başlatıyorum. Evet, şu anda kaydımı başlattım. 1, 2, 3. Evet, şu andan itibaren beni buradaki setup'tan dinliyorsunuz. Bu bilgisayardan kayıt alıyoruz şu anda. Bu ses kartımız kaydediyor. Bu mikrofonumuz sesimizi alıyor. Konuşma performansı bu şekilde. Şimdi biz bir enstrüman takalım ses kartımızın ikinci kanalına ve bir şarkı söylemeyi deneyelim. Bakalım burada nasıl bir sonuç alacağız. Jack kablomun bir tarafını gitarıma taktım. Diğer tarafını ses kartıma takıyorum. Biraz sesini açacağım. Inst tuşuna basacağım. Evet, şimdi bütün bağlantılarımı gerçekleştirdim. İkinci kanalda gitarım mevcut, birinci kanalda mikrofonum mevcut. Şimdi ses kaydımıza geçelim. Bakalım bunda nasıl bir performans alacağız. Divane aşık gibi dolanırım yollarda. Divane aşık gibi dolanırım yollarda. Sen yağmur ol, ben bulut. Sen yağmur ol, ben bulut. Bahçede buluşalım, açkada bulut. Sen yağmur ol, ben bulut. Sen yağmur ol, ben bulut. Açkada buluşalım, açkada bulut. Evet. Gitar vokal performansımız da bu şekildeydi. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa
Kartlarda bıraktığımız videoları izleyip hala sorunlarınıza bir çözüm bulamadıysanız yorumlara yorum bırakabilir, teknik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yonka Müzik Market'ten herkese sevgiler.